Abi Marmara'ya şu aşağıki yol mu yukarıki yukarı yol mu? Ha. Neyse gidelim bakalım. Gidelim nereye çıkacağız? Adaya vardık. Sanırım bu yol ya. Ama yukarıki yolda olabilir. Göreceğiz. Oh gölge. Abi ne yandım ya. Üstümde mont. Marmara diyor. Evet. Dikkat kapan var. O tarafa gösteriyorsun kapan var diyorsun. Evet arkadaşlar. Burası Marmara Adası. Saraylar. Marmara Adası'nın bir ucu. Marmara merkez. Öteki uçta. Şimdi 24 kilometrelik bir yol gideceğim. Marmara'ya düz abi değil mi? Hangisi daha kolay? Yukarıdan sola döneyim. Abi ne kadar karışık şeyler anlattın ya. Niye kafamı karıştırıyorsun? Buradan mı sola lan? Nereden sola? Gidiyorum mermerlerin arasına. Burada yol bitti gibi. Ha? Oğlum kesin yolu kaybettim ya. Kesin ya. Bak eminim. Ama adada şöyle bir şey var. Her yol aynı yere çıkıyor. En fazla ne kadar kaybolabilirim? 5 minutes later. Abi mermerlerin arasına çıktım ya. Nereye çıktım ben ya? Niye hep böyle işler yapıyorum ben? Marmara'ya nereden çıkarım? Marmara'ya. Burada ne kayar motor var ya. Neyse yavaş gidelim. Dedim. Bir baktım 40'la gidiyorum. O lastik patlama sesi değildi umarım. Eyvallah. Evet, mermerlerin arasına çıkmaya başladım. Başardım. Lan velede bak. Aa, havaya bak lan veledeki. Veledeki havaya bak. Top ağaç gün oldu. Sol. Peki başkan. Gidelim bakalım. Evet, birazdan güzel manzaralara çıkacağız. Bu arada bir genel kültür bilgisi söyleyeyim size. Marmara Denizi'nin adı Marmara Adası'ndan geliyor. Ya. Acaba erimiş asfalta daha iyi mi tutunur motor? Daha mı kötü? Direkt kayıp düşünce anlarız galiba. Neyse ne diyordum? Marmara Denizi'nin adı Marmara Adası'ndan geliyor. Marmara Adası'nın adı da mermerden geliyor. Mermer, marmar. İlginç bir bilgi değil mi? Hayatınıza çok şey katmış olmak. Ne diyorum ben ya? Bayağı rüzgar başladı. Yolumuz uzun. Ah, şuraların güzelliğine bak abi ya. İstanbul'da var ya, yaşamıyoruz. Yaşadığımı düşünmüyorum. Yani şurada yaşamak varken insan neden İstanbul'da yaşar? Çünkü parası yoktur. Abi şu yolu niye böyle yapıyorsunuz ya? Ne güzel asfaltta gidiyorduk ya.
Burası neymiş? Güner Yavuz piknik alanı. Allah Allah, piknik alanına gerek var mı? Her yer piknik alanı burada. Yani bizim köy çok ağaçlık değil. Yani ağaçlık, bayağı ağaçlık ama zeytin ağacı. Komple zeytin. Oğlum asfalt bayağı erimiş lan. Tırsıyorum ha. Oo, hafif kötü attı. Arabalar geçsin ya, ben rahatsız olurum abi. Geç. 10. Balıkesir. Burası Balıkesir'e bağlı bu arada. Peki Marmara Adası'na ulaşım nasıl oluyor? Benim gibi motorunuz ya da arabanız varsa atlıyorsunuz arabaya ya da motora. Neyse. Sonra çıkıyorsunuz yola abi, Tekirdağ. Tekirdağ'a gidiyorsunuz. Tekirdağ'dan feribota biniyorsunuz. Arabalı feribot. 2 saat sonra adadasınız. Marmara merkezde olursunuz. Tabii benim gibi bir saat erken gelmek için saraylar gemisine binerseniz böyle bir saat yol gitmeniz gerekir. Burada asfalt su gibi abi, su. Direkt arkam kayıyor yani. Demek ki erimiş asfaltta motor kayıyormuş arkadaşlar. Bunu da görmüş oldum. Evet. 4 senedir motor kullanıyorsun. İlk kez mi denk geliyorsun? Evet, öyle oldu. Neden böyle oldu ben de bilmiyorum. Şöyle kayma testi mi yapsam diye korkuyorum ama test yaparken daha çok kayarım diye daha çok korkuyorum. Yani bu kadar yolu gelip düşmek hiç hoş değil. Ve adada motor tamircisi tanımıyor. Yani tanımadığın motor tamircisi tanımak çok önemli bir şey arkadaşlar. Motor kullanan arkadaşlar bilir ki iyi bir ustanız olması gerekir. İyi bir ustanız yoksa sürünürsünüz, kazıklanırsanız, yanlış tamir edilir motorunuz. Örneğin ben 3 kere debriyaj balatası değiştirdim ya. Ustamı bulana kadar 3 kere değiştirdim. İlk ikisi yanlış bir şeyler yapmış. Sonunda iyi bir usta buldum. Zaten artık hep o motorcuya gidiyorum. O ustaya gidiyorum. Adam değiştirdi abi, bir sene oldu. Vallahi vitesler cayı cayı herhalde. İlk günkü gibi gidiyor. Oğlum bu erimiş asfalt mı? Bir tek ben mi korkuyorum ya? Sağ taraf mıcır, sol taraf erimiş. Şöyle erimemiş yerden gitmeye çalışıyorum. Öyle bir yerde yok. Neyse basalım gidelim ya. Sıkıldım abi. Gidelim buralardan. Dayanamıyorum. Gidelim buralardan. Alışamıyorum. Sağlamlar çelik. Ne yapıyorsunuz ki abi burada? Aa, çeşme koymuşlar. Gördüğünüz gibi mermerden. Mermer çok tabi. Mermer tozunda bir şey yapıyorlardı ama ne yapıyorlardı bunları? Cam olur mu acaba? Mermer tozundan cam. Bu konuda hiçbir araştırma yapmadım. Bacaklarım uyuştu artık. Dük senin yüzünden. Seviyorum tek silindir motorunu. Ama uzun yolda yoruyor be usta. Yoruyorsun dük uzun yollarda. Daha yola çıkarır kızlar güzeldi ama. Ne kadar bir uydurma şarkı bu ya. Uydurdum gitti bitti işte öyle böyle ya. Erik var mı ya? Erik. Erik kaldı mı? Erik mevsim geçti ama ya. İncir var mı? İncir ağacı. Var lan. Varmış lan. Yesemiydim bir tane.
Valla durup yiyebilirdim ya. Bir dahaki incir ağacında duracağım. Ama tam olmamış gibiydi, bilemedim. Ah ah, yeşil elbike olacaktı. Böğürt lan. Böğürt lan. Olmuş mu böğürt önleri? Daha olmamıştır ya. Hangi aydayız ki? Temmuz. Olmuş lan. Olmamış lan. Olmuş mu olmamış mı? Karar veremedim. Bak yine gaza geldim ya. Allah'ım niye yapıyorum ben bunu? Deyip deyip basıyorum bile. Arkamdan birinin gelmesinden rahatsız oluyorum. Özellikle boş yol. Şu an var ya, inanılmaz kokular var. Kekik, çam, ada çayı. Hepsi bir arada kokuyor. Kaç dakika oldu? 30 dakikadır yolda mıyım lan? Geç baba, geç. Geç, 800 cc'm var senin, geç. Geç, toza boğdun beni, git. Allah'ını seversen git ya. Nereye gidiyorsun, ne acelem var? Ben burada böğürtlen arıyorum, incir arıyorum ya. Tek derdim böğürtlen ve incir şu an. İstesem yetişirim arkadaşlar ama biliyorsunuz ki önemli bir görevimiz var. Böğürtlen bulmak. Bulamıyorum. Buldum. Olmuş mu? Yok ya. Daha kırmızılar. Hiç siyah yok. Yani yesek ölmeyiz de. Midemizi arar ama. İncir, erik. Böğürtlen yalan oldu. Tamam. Artık böğürtlen aramıyorum. Artık aramıyorum abi. Vazgeçtim. Kırdınız beni. Üzdünüz böğürtlenler. Ama belki başka bir yerde olmuştur. Daha çok güneş gören derken bunlar hiç olmamış. Hiç olmamış abi. Cık. Hevesim kursağımda kaldı. Daha bir ay vakitleri var bunların. Şöyle güzel bir manzarada fotoğraf çekilmek istiyorum ama boğdun beni. Cık. Arkadaş. Öldürdün yöneyim. Taş, toprak, taş. Nasıl pis bir kamyonsun sen ya. Pislik kamyon. Lan manzara güzeldi, kaçırdık bak. Bakayım. Ha. Şöyle dururuz işte. Bence iyi. Evet. Böyle iyi abi. Çekelim bir fotoğraf. Haydi gidelim. Açıdan bakınca sanırım yolu yarıladım ben. 35 dakikadır motor kullanıyorum. 5 dakikayı kaybolmasak 30 dakikadır yoldayım. 5 dakikada fotoğraf molası. Evet, bayağı yoldanıyorum. Bizim tepeye mi çıktım? Nereye çıktım lan? Bu yol aslında daha da bozuktu. Yapmışlar galiba bir kere. Yoksa o boz kısma daha gelmedim mi? Haydi gidelim.